Tüm dünyadan gelen resimlerin sergisini Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Muzaffer Elmas açtı. Merhaba efendim. Merhaba. Hocam öyle bir sergi açtınız ki bütün dünyanın esintileri var. Evet. Neler görüyoruz efendim? Sadece? Bildiğiniz gibi bugün üniversitemizde bahar şenliğinin de açılış günü. Çeşitli etkinliklerimiz var. Bu etkinlikler içinde böyle önemli bir serginin de olması bizleri mutlu etti. Evet. Sergiyi buraya getirmeye katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sayın Cumhur Gökhan, merhaba efendim. Merhabalar. Efendim Sakarya'ya iyi geldiniz. İyi vakit buldunuz geldiniz. Bütün dünya denizlerindesiniz. Dünyayı dolaşıyorsunuz. Lütfen efendim bu güzel günün intibasını alalım sizden. Bir Sakaryalı olarak öncelikle bu serginin ilk önce Sakarya'da açılmasından gurur duyuyorum. Ben Adapazarı, Akyazı, Beynevit köyü doğumluyum. Ve buradan yola çıktık 18 yaşımızdan beri. Dünyayı geziyoruz ama bu son çıkışımızda tam bir dünya turu oldu. 1,5 senede dünyayı yelkenle bir tur atarak geldik. Değerli izleyiciler, Cumhur Bey'le konuştuk. Cumhur Bey tabii çok deneyimli ve turunu bitirmiş. Nice turlar temenni ediyoruz kendilerine ama bizim Sakarya olarak bir iftarımız daha var. Halil Bey, siz de dünya turundasınız. Şu anda öyle. Siz de tekneli denizlerdesiniz. Evet. Buyurun efendim, mikrofon da sizde. Şu anda Panama'da teknem. Hurricane sezonu var orada bu aylarda. 4-5 ay orada dinlendikten sonra teknemiz ve kendimiz yola devam edeceğiz Allah izin verirse. Şimdi sergi açılışı için Sakarya'ya geldiniz efendim. Destek olmak için. Evet, evet. Ne mutlu efendim. Evet. Bu da denizlerin dayanışması mı diyeceğiz? Evet, denizcilerin dayanışması. Evet. Evet. Panama'da gemiyi bıraktı geldi. Gemiyi demeyelim de. Yelkenli. Yelkenli bıraktı geldi. Size destek oldu efendim. Hocasına destek oluyor. Okulumuzun mezunu. Artık o kadar da bekliyoruz. Biz bizim bir yelken okulumuz var. Halil ve eşi okulumuzun mezunudur. A'dan Z'ye bütün eğitimlerini bitirdi. Bir Sakaryalı olarak kendisinden gurur duyuyoruz. Sağ salim bitirmesi için duacıyız. Sakarya Üniversitesi bahar şenliklerinin içinde açılan bu mükemmel sergiyi etkinliklerin içine getirmek Sakarya Güzel Sanatlar Derneği'nin yönetim kurumuna ait. Evet. Hemen burada Şaban Mergül'ün adını anmadan olmaz. Şaban Mergül'ün çocukluk arkadaşı olduğunu ve bizim dernekteki bir etkinlikte bize bu konuyu açtı. Biz de elimizden gelen yardımı yaparız dedik. Böyle bir sergiyi açmada bir nebze olsa katkımız varsa ne mutlu. Sakarya'dan birinin dünyayı iki kere dolaşmış olması, üstelik yelken gibi dünyada sayılı insanların yaptığı bir sporla. Çok güzel. Diğer gençlere üniversitede serginin olması da çok hoş. Çünkü gençlerin bununla özenmesi ve dünyada Türklerin adına böyle güzel başarılar imza atması lazım. Hem kendisine Cumhur Gökova'ya, Sakarya'ya tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hem Şaban Mergül'e ve katkısı bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Efendim Sayın Müzgan Zaman, siz eski bir gazetecisiniz. Hala devam ediyor göreviniz ama eski gazeteci dediğim şimdi bir kurumlardasınız artık. Bu çalışmanızı gittikçe de genişletiyorsunuz. Sizi çok gıptayla izliyoruz. Efendim derneğinizin çalışması hakkında da bir bilgi verir misiniz? Tabii Sakarya Güzel Sanatlar Derneği Eski Hendek Caddesi'nde uzun yıllardır Sakaryalılara hizmet veren bir dernek. Evet. İçinde resim, sanat, müzik kursları var. Fotoğraf gezileri var. Her perşembe akşamı etkinliğimiz var. Sagusat.gov.tr'dan girdildiğinde isteyenler bize ulaşabilir. Bizimle temas kurabilir. Mutlulukla, memnunlukla kabul ederiz. Efendim bir de dernek yöneticilerimizi tanıyalım. Tabii. Buyurun efendim. Dilek Kavrayış. Evet. Görevinizi de alayım efendim. Ben şu an yönetimde değilim. Bundan önceki yönetimdeydim. Ama bu derneğin Dilek ablası. Eskilerindenim. Öyle diyeyim. Merhaba. Hıfzı Kavrayış. Yönetim kurulu üyesiyim. Fotoğrafla uğraşıyorum. Enka okulunda da fotoğraf eğitmenliği yapıyorum. Çocuklara gönüllü olarak haftada 2 saat. Hayat böyle devam ediyor. Fotoğrafla iç içe. Peki, kolay gelsin. Peki, eyvallah. Ercan Kurtdere, derneğin ikinci başkanıyım. Fotoğrafla elimizden geldiğince bir şeyler yapma. Sakarya'mıza bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Şimdi efendim dernek ikinci başkan olarak size bir soru sorayım. Tabii. Şu sergiyi açtınız. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Desteklediniz. Şu anda neler hissediyorsunuz? Vallahi bizim için bizim klasik sergilerimizin dışında daha farklı bir gözle yapılan bir sergi. Fotoğraf çalışmaları belgesel ağırlıklı ancak bunların içinde tabii ki sanat ağırlıklı olan fotoğraflar da mevcut. Bu nedenle bizim alışık olduğumuz sergilerden biraz daha farklı ve değişik bir atmosfer yarattığı için mutluyuz.
Sagrisat adına bu etkinliği yaptığımız için, katkımız olduğu için mutluyuz. Dünyayı ayağımıza getiren resim sergisinde Sakarya Gazeteciler Cemiyeti ve Sakarya Yeni Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Sezai Motor'la beraberiz. Efendim, yine bir etkinlik, yine Sezai Motor burada. Evet, bize gurur veren bir sergideyiz. Sakaryalı bir hemşerimizin dünya gezisi, tekneyle dünya gezisi de çekilen fotoğrafların sergisi. Her birini izlerken gıptayla izledik. Biz de oralarda olmak isterdik ama o şanslı bir kişi Cumhur Gökova kendisine bu şansı yaratmış. Kendisini tebrik ediyorum ben. Çok güzel bir çalışma. Yani herkesin de izlemesini tavsiye ediyorum bu sergiyi. Siz neler gördünüz efendim? Şimdi ben bir defa kararlı olduğunu gördüm. 18 yaşında babasına ben dünyayı gezeceğim. Dünyayı gezeceğim, tur atacağım demiş. Askerliğini de öne alarak askere gitmiş ve askerden sonra bir gitmiş. Yaklaşık 40 yıldır dünyayı geziyor. Çok farklı ülkeler gezmiş. Çok güzel fotoğraflar gördü ki bu fotoğraflarda da yaklaşık 6000 civarında fotoğraftan işte burada gördüklerimizi seçmiş, buraya getirmiş. Çok güzel fotoğraflar, çok güzel gezmiş. Dünyayı gezmiş. Ne mutlu ona diyorum yani. Helal olsun. Sakaryalı olması da bizim için övünç kaynağı tabii yani. Zaten biz birinci plana Yaşayan Sakarya programında Sakarya'yı yaşattığı için. Aynen öyle. 62 yaşında ve maşallah çok dinç, çok genç gösteriyor kendisi. Helal olsun. Başarılarına devamı diliyoruz. Buyurun efendim. Cumhur Bey'e çok teşekkür ediyoruz bize bu güzelliği yaşattığı için. Bu biz bir anda geldik, gördük, geziyoruz. Bize çok basit gibi gelse bile bu çok emek isteyen, uzun bir uğraş gerektiren, zahmet gerektiren bir iş. Tekrar teşekkür ediyorum ben kendisine böyle bir etkinliği burada düzenlediği için. Aynı zamanda sanıyorum Şaban Hocam'ın da bu konuda çok büyük etkileri var. Daha önce de söylediğim gibi Şaban Hocam'ın bir özelliği vardır. Gittiği her yeri hareketlendiren bir yapısı vardır. Bu özelliği de bilinir. Usta bir abimizdir. Şimdi size bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Sayın Şaban Mergül'ü gündeme getirdiniz şu anda. Evet, evet. Çünkü bu resimler Cumhur Bey çekmiş, büyük emekler var ama değerli izleyicilerimiz ve bu hale getirilmesi tamamen bizim program yapımcımız ve fotoğrafçı, doğayan fotoğrafçı Sayın Şaban Mergül tarafından yapıldı. Biz de Şaban'a teşekkür ediyoruz ve onunla iftar ettiğimizi söylüyoruz. Dostlarla Devralem resim sergisinin çok ilginç bir anındayız. Muzaffer Bey. Muzaffer. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Efendim, sizin burada bir resminizi görüyoruz. Arkadaşımız gösterirse. Ne evet. Güzel bir resim, ne güzel bir resim. Bunu siz anlatın efendim. Tabii, şimdi Panama'yı geçtikten, Panama kanalını geçtikten sonra Pasifik Okyanusu'ndayız. Galapagos'a gidiyoruz. İlk defa Ekvator'u geçiyoruz. Şu anda Ekvator çizgisini geçiyoruz. Cumhur Hoca'nın hazırladığı fondü yiyoruz. Ve ilk defa teknede bir şarap içiyoruz. Efendim, şimdi bir açıklık getirmek istiyorum burada. Siz yelkenli'de misiniz? Evet. Yoksa başka bir yerden mi dahil oldunuz? Yani beraber mi çıktınız geziye? Ben Karayip Adaları'nda katıldım. Saint Lucia Adası'nda. Evet. Bütün Karayip Adaları'nı geçtim. Panama kanalını geçtim. Pasifik Okyanusu'nda da Galapagos'a kadar geldim. Yani 3 ay birlikte oldum teknede. 3 ay Cumhur Hoca'yla beraberdik. Ben aslında çok değişik bir şey söylemek isterim. Tabii her gördüğümüz yerler çok güzeldi, çok enteresandı. Ama okyanusun ortasında olmak, en yakın karaya 500 bin kilometre uzakta olmak, insanla ilgili hiçbir şey görmemek, sadece balıkları görmek, bazen de kuşları, gece özellikle milyonlarca yıldızın altında olmak, tek başına olmak, anormal, mistik mi diyeyim, ne diyeyim, çok çok inanılmaz bir duygu. Cumhur Bey'in bir kadim dostu da var, Altu Bey. Evet, efendim, siz bir kulağımıza geldi. Bu gezide zaman zaman olmuşsunuz. Hem resimleri çekmişsiniz, hem yardımcı olmuşsunuz, hem kendiniz gezmişsiniz. Her şeyde varsınız. Lütfen ufak efendim, buyurun. Evet, merhaba. İşte Cumhur Hoca'nın dünya turu fikri ortaya çıkınca ben de ne yapabilirim, katılır mıyım, yardımım dokunur mu diye düşünerek işte öncelikle bir web sitesi kurduk kendisine. Facebook sayfasını güncellemeye çalıştık onlardan gelen bilgiler ışığında. Evet. Ayrıca ben de 3 etapta kendisine eşlik ettim. Yola çıktığında Marmaris Girit etabına, daha sonra Cebeli Tarık geçişi olan Marbella Las Palmas etabına, bir de en son turun ortalarında Avustralya'daki haftalara katıldım. Tabii oralarda elimden geldiği kadar hem ortamı çekmeye çalıştım, hem onları görüntülemeye çalıştım. Evet. Kendim de hani aklıma tek başıma gidemeyeceğim yerlere Cumhur Hoca sayesinde ziyaret etmiş oldum.
şöyle bir düşünce olabilir. Oh ne güzel yattalar, yatıyorlar, kalkıyorlar, geziyorlar, yiyip içip oturuyorlar. Ama biz bu resimde görüyoruz ki spor yapmadan herhalde bu iş olmuyor. Evet. Yani yatmakla olmuyor bu iş. Evet. Gezinin biraz da bu yönünü, sportif yönünü anlatır mısın? Evet. Şimdi yelken hani denizde ve yatta geçtiği için dediğiniz düşünce ilk önce belki insanı düşündürüyor ama aslında çok sportif güç gerektiren, dinçlik gerektiren bir spor. Evet. Sürekli işte teknenin gitmesiyle, ayarlarıyla ilgili, bakımıyla ilgili efor sarf ediliyor. Seyir halinde de, karadayken de. Ve Cumhur Hoca, belki ben işte 40 yaşındayım, Cumhur Hoca 62 yaşında, bizlere taş çıkartacak dinçlikte bir delikanlı diyelim. Böyle olma mecbur. Her sabah yoga yapar. Biz de mesela ben normal yaşantımda işte bilgisayar başında çalışan, yerimden kalkmayan bir insanım. Onun yanına gittiğimde biraz hani gerçekler, gerçek hayat nasıl olmalı, nasıl yaşanmalı onu görüyorum ve eşlik etmeye çalışıyorum. Bu da bir sabah yogası sporunda. Ona eşlik ediş anım. Bir kare daha göstermek istiyorum burada. Buyurun efendim, bakalım beraber. Hani oh keyif evet. Değil de işte şu anda burada yelkenlinin direğinin tepesinde zoom yapabiliyorsanız evet. Navigasyon ışıklarını takıyor. Yani ihtiyaç olduğunda böyle şeyleri yapabilmesi lazım. Ne kadar efendim direğin uzunluğu? Bir şey söylemeyeyim ama hani bir insan boyuna bakınca belki 3-4 5 katlı apartman, bilmiyorum. Yanlış bilgi vermiyorum. Bilmiyorum. Evet, vardır. Gazeteci arkadaşımız Sayın Recai Bey. Efendim, hoş geldiniz sergiye. Hoş bulduk. Güzel bir sergi ve evet. Siz de röportaj yapıyorsunuz. Evet. Efendim, neler gördünüz sergide? Gayet yani çok hoşuma gitti. Cumhur Bey'i tebrik ediyorum. Yani vakti var. Biz gazeteciler malum vaktimiz yok. Yani güzel şeyler ortaya çıkartmışlar. Ben tam gezemedim ama gezeceğim. Tebrik ediyorum yani kendileri. Eşini de tebrik ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Çok güzel olmuş. Dostlarla Devre Alem resim sergisi dostlarla dolup taşıyor değerli izleyicilerimiz. Yine Cumhur Bey'in kadim arkadaşları, hatta çocuklar arkadaşları yanında şimdi. Salih Gür Sakarya. Evet. Sergiyi gezdim. Çok beğendim. Ve Cumhur'u bu yaşında bu turu yaptığından dolayı da tebrik ediyorum. Evet, sizi tanıyalım efendim. Ben Abdullah Adatepe, Cumhur abinin eski mahallesinden, en ufak kardeşlerinden biri sayılırım. Siz dediniz mi efendim, ah ben orada olsaydım. İçim gidiyor. Evet. Resmen içim gidiyor. Ben daha evvel Marmaris'e ziyaret ettim Cumhur abiyi. Orada yelkenleri falan da gördük. Hep bir ukde kalmıştır içimde. Ben de öyle bir tura çıkabilsem diye ama nasip işte, artık bekleyeceğiz. Evet, resimler hakkındaki... Tarifi mümkün olmayacak kadar güzel resimler. Gurur duyuyoruz Cumhur abimizle. Teşekkür ediyoruz kendisine, bize Cumhur böyle Bey'e bir resim. Cumhur buradan bir sistem edelim, bir teklif yapalım. Efendim, herhalde tekneniz, yelkeniniz yani fazla insan almayan bir tekne. Şimdi biz ona rica ediyoruz, bunu büyütün. Hepimiz birden alın. Çünkü biz hepimiz birden ah o gemide biz de olsaydık diyoruz. Gelin, biz gemi buluruz. Yeter ki gelin. Denize gelin, biz gemi buluruz. Ah o gemide biz de olsaydık. Ne mutlu olurduk. Evet, Sakaryalı yelkenci Sayın Cumhur Gökova'nın Gönül Dostları Dünya Gezisi'nin sergisi biliyorsunuz Sakarya Üniversitesi kampüsünde açılmıştı. Ancak Sakarya Güzel Sanatlar Derneği'nin çok önemli ve çok güzel çalışmaları sonucu bu sergi bu defa Sakarya'nın en merkezi yerinde, en güzel yerinde Kent Park'ta açıldı. Ve bu sergiyi burada düzenleyen derneğin yöneticisi Sayın Müjgan Zaman. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Efendim, elinize kolunuza sağlık. Estağfurullah. Sergiyi Sakarya Üniversitesi'ne açtınız. Çok binlerce izleyici, seyirci geldi. Baktı resimleri, sergiyi gezdi. Bu defa da Kent Park'a getirdiniz. Evet. Sizi kutluyorum efendim. Teşekkür ederiz. Efendim. Biz Sakarya Güzel Sanatlar Derneği olarak Cumhur Gökova'nın Sakarya'da bilinir olmasında bir nebze katkımız varsa ne mutlu. Çünkü yelken sporu veya sportif her şeyle ilgilenen insanlarımızın olması Sakarya'nın adının daha da duyulması demek. Evet. Sayın Cumhur Gökova'nın aslında büyük emeği, Sayın Şaban Mergül'ün de desteğiyle, bizim arkadaşlarımızın da omuzlamasıyla bence de güzel bir sergi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha sergilerken gelip geçenlerin, çocukların, insanların fotoğraflara ilgisi görülmeye değer. İnsanların fazla sürede kalmayacak, bir an önce gelip sergiyi gezmelerini isterim. Anılarını, çocukların anılarında ve ileriki hayatlarında güzel iz bırakacağından eminim. Evet. Sakarya Güzel Sanatlar Derneği olarak da arkadaşlarımızla böyle bir sergide emek vermekten çok mutluyuz. Teşekkür evet. ederiz. Efendim, geçenlerde size bir konuşmamda sormuştum ama yine soruyorum. Derneğin çalışmaları hakkında bir bilgi verir misiniz?
Sakarya Güzel Sanatlar Derneği her perşembe, özellikle kış sezonunda tabii, her perşembe akşamı yıl içinde yaptığımız gösterilerin birikimlerinin paylaştığımız bir şey. Eski Hendek Caddesi'nde binamız, salonumuz. Biz fotoğraf, resim, müzik dallarında çeşitli etkinliklerimiz var. Sagusat.org.tr'dan girip faaliyetlerimiz hakkında bilgiler alabilir, bize oradan da ulaşabilirler. İnsanlar aramıza katıldıktan belli bir süre sonra bu işteki heveslerine ve kalıcılıklarına bakarak üyeliği de yapıyoruz. Bu anlamda Sakaryalıları derneğimize bekliyoruz. Evet, Sayın Müjgan Zaman'ın dediği gibi bu bir ekip işi. Ekip de burada. Ekibi bir tanıyalım. Efendim buyurun, kendinizi tanıtın. Merhaba, Hakan Kalmış. Ercan Kurtdere. Şule Çakar. Hıfzı Kavrayış. Evet, bu ekip sergileri açıyor, güzellikleri sergiliyor ve bu insanlarımızın dünyada, Türkiye'de ya da Sakarya'da neler olduğunu önüne seriyor ve çok güzel bir görüntüyle hizmet veriyor. Değerli izleyicilerimiz, Cumhur Gökova'nın Kent Park'ta açtığı resim sergisinin ziyaretçileri arasında Sakarya'da gazeteciliğe başlamış, uzun yıllar gazetecilik yapmış önemli bir gazeteci arkadaşımız, duayenimiz Sayın Yusuf Çınal var. Daha sonra Yusuf Çınal Bey Belçika'ya gitti ve çalışmalarını Belçika'da sürdürdü. Çok üst düzeyde görevler yaptı. Şu anda da herhalde Türkiye'de izindesiniz efendim. Evet. Özellikle yaşayan Sakarya'ya ve Rumeli TV'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Çünkü Rumeli TV, Şaban Mergül ve arkadaşlarıyla birlikte Sakarya'nın değerlerini sadece Türkiye'ye değil, aynı zamanda Avrupa'ya, bütün dünyaya Sakarya'nın yeşilini, siyahını, beyazını gösteriyor. Sakarya'mız Türkiye'nin Allah'ın lütfettiği bir bölgede bulunuyor. Ben çeşitli yazılarımda hep Sakarya'ya vurgu yaparım. Sakarya bizim sevdamız, özlemimiz, hasretimiz. Sakarya'nın denizi, dağları, gölleri, nehirleri, ovaları, çayırları anlatılmaya değer, görülmeye değer, bakir bir şekilde. Tabii bu güzelliklerin farkında olanlar da var. İşte Sakarya'nın yetiştirdiği değerlerden birisi de Cumhur Kaptan. O Sakarya ötesini, dünyayı gezdi, ayağımıza getirdi. Tabii ki buradan alacağımız çok önemli mesajlar var. Özellikle doğaya duyarlı olmamız, çevremiz ile barışık olmamız, çevreyi korumamız bu mesajları veriyor. Aynı zamanda Cumhur Kaptan dünyayı gezdi ama bizler en azından Sakarya'yı gezebiliriz. Sakarya'nın güzelliklerinin farkında olabiliriz. Nereden başlayalım diyenlere, işte Sakarya'nın Çark Caddesi'nden, Kent Park'tan başlamak bile yeter. Dün Akyazı'daydım. Bir vesileyle şu an Sakarya'da bulunuyorum. Ben Sakarya'dan 3000 kilometre ötede olan bir Sakaryalı olarak her zaman Sakarya ile iç içeyim. Evet. Dün arkadaşlarım bana şunu söylediler. Bir gezi yapacağız. Sakarya'nın, Akyazı'nın Alaaç Köyü, Karaçallık ve Kuzuluk beldesinde bir doğa gezintisi yapacağız dediler. İnanın imrendim. İşte bu tür gezileri düzenlemek lazım. Yine sevgili arkadaşım Şaban Mergül, Taraklı ve yöresinde Karagöl yaylası gezintileri, yine kış gezilerinden bana hep söz ederdi. Tabii ki Sakarya'mızın güzelliklerini başta genç nesillere anlatmalıyız. Genç nesiller yaşlı kuşak ile birlikte Sakarya'yı gezmeli, Sakarya'yı anlatmalıyız. Bu fotoğrafla olur, bu televizyon ile olur, bu basınla olur, şiirle olur, hikaye ile olur. Böyle bir dünya turu ile olur. Evet, yani böyle bir dünya turu ile olur. İşte Sait Faik Abasıyanık Sakarya'nın kargalarını anlatırdı. O camışını, mandasını anlatırdı. Biz de Sakarya'yı bir şekilde anlatmalıyız, yaşamalıyız ki anlatabilelim. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sakarya'yı bir şekilde anlatıyorsunuz. Sakarya'dan dünyaya bir pencere açıyorsunuz. Daha ne olsun? Ben hep şunu söylerim ara sıra. Bir yanda Akyazı'nın, bir yanda Hendek'in ürünlerini çok dolmuş eteğin, arılar vızıldar ballı peteğin,
gönüllerde senin ismin Sakarya'm. Sevgiler, selamlar. Rumeli TV'den Sakarya'ya, Avrupa'ya, Türkiye'ye ve dünyaya. Cumhur Kaptanı'nın nezdinde biz de yelkenler fora diyelim. Çok teşekkür ederiz efendim. Estağfurullah. Bu güzel estağfurullah. Sözleriniz bizi çok ne mutlu demek? Etti efendim. Evet. Çalışma zevkimizi daha da arttırdı. İnşallah bu söylediklerinizi hepsini Yaşayan Sakarya evet. programında önce Sakarya'ya, Türkiye'ye ve bütün dünyaya yaymak bizim görevimiz efendim. Sağ olun efendim. İyi ki geldiniz. Estağfurullah. Buradan tüm dostlarımıza, sevenlere ve Sakarya'ya sağlıklı güzellikler diliyoruz. Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 2. sınıf öğrencisiyiz. Çalışan bütün arkadaşlarım. Adım Yüce Ecenur Avcı. Sosyal Hizmet Bölümü dersi kapsamında, Kur'an ve Yaklaşımlar dersi kapsamında bir proje hazırladık. Bu projemiz de bu. Hemodiyaliz hastalarına ve ailelerine bir piknik düzenlemek. Bu ders kapsamında çeşitli projelerimiz oluyor. Bütün arkadaşlarım çok değişik sosyal hizmet alanlarında. İşte yaşlılarla, çocuklarla, sokakta çalışan çocuklarla çok değişik projeler yaptılar. Bunlar hep basına yansıdı. İnşallah çok güzel projelerle Sakarya halkının karşısına çıkacağız. Burada kaç kişiye piknik veriyorsunuz bu anlamlı pikniğinizde? Kaç kişi bulunmakta? 70 ila 80 civarı hasta ve hasta yakınımız var. Yaklaşık 20-30 civarı da sağlık personelimiz katıldı. Kaç kişisiniz burada öğrenci olarak bu projede? Projeyi yapan 5 kızız. Hı-hı. Projeyi gerçekleştiren. 5 arkadaşım. Kızsınız. Evet hepimiz kızız. 5 evet. arkadaşımız da yardım ediyorlar sağ olsunlar geldiler sınıf arkadaşlarımız. Şu an yaklaşık 10-11 civarında kişi burada yetişmeye çalışıyoruz. Peki bu ekibin herhangi bir adı var mı? Herhangi bir ad koymadık. Koymadınız. Hayır koymadık. Yani ne bileyim işte bilmem gönüllü topluluklar vesaire vesaire falan yok. Biz koymadık. Siz nasıl bir isim uygun görürseniz. Peki biz o zaman ne melekleri diyelim size? İyilik melekleri, olabilir. Peki. Adını siz koyun dediler. Biz de yardım melekleri adını koyduk. Tabii bu arada bir de hocamız var. Yardım meleklerinin dışında katkı sağlayan bir hocamız. Hocam evet. sizi tanıyabilir miyiz? Efendim Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Zafer Danışman. Öğrenci arkadaşlarımızın bu güzel etkinliği aslında uygulamalı olarak yapılan bir dersin çevreyle buluşması. Bizim sosyal hizmette müracaatçı olarak adlandırdığımız diyaliz hastaları grubunun sosyalleşmelerine yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmayla amacımız hastalıkların tıbbi teşhis ve tedavilerinin değil, aynı zamanda sosyal teşhis ve tedavilerinin yapılarak topluma daha yararlı bir şekilde, üretken bir şekilde kronik hastalıklı bireylerimizin döneceği inancındayız. Tabii bu da aile ortamından geçer. Ailelerin bu yetkinlikte bir araya gelip tanışmaları, bir ilişki kurmaları. Çünkü kocaları, eşleri haftanın 3 günü 4'er saat zaten diğerizle beraberler. Bunlar için artık bu süreç bir kardeşlik ortamına dönüşmüş vaziyette. Ama ailelerin tanışması, çocukların bir araya gelip etkileşim kurması ve yurt dışında bu tarz çalışmalar oldukça yaygındır. Self-help grup, kendi kendine yardım grupları olarak geçer bu. Bu arkadaşlarımızın bir bütün olarak kaynaşıp bu çalışmaya biz vesile olduk. Sosyal yaşamlarında da bu ilişkilerin, aile ilişkilerini devam ettirmeleri, sosyal ilişkilerini devam ettirmeleri. Farkındaysanız sağlık çalışanları da buraya katkıda bulundular. Hemşireler, sosyal. Bunların bir anda tükenmişlik duygularında azaltılarak çevreye daha uyumlu şekilde dönmeleri. Ve bunların düzenli olarak rutin bir şekilde rekreasyon faaliyet olarak devam etmesi aslında amacımız. Yani bu tarz çalışmaların en az 15 günde bir, ayda bir şekilde devam etmesi onların mutluluğunu artırır. Ben sevinçlerini üzerinden okudum katılanların, katılımcıların. Bu arada Rumeli TV'ye de teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinliğe katkıda bulunup onların sesi olması amacıyla yardımlarına dolayı teşekkür ediyoruz. Bu güzel ve anlamlı etkinliğinizden ötürü. Devamlarını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada biz diğer öğrencilerimizi Peki. tanımak istiyoruz. Evet sizi hem tanıyalım hem bir mesaj alalım. Ne diyeceksiniz? Adım Buket Sultan Akkaş. İkinci sınıf öğrencisiyim. Bu etkinliği yaparaktan çok mutlu olduk. İnsanların yüzündeki mutluluğu görünce daha bir hevesle, daha bir heyecanla yaptık. Benim için çok güzel bir proje oldu ve bunun gibi daha çok proje yapmak isterim. Ben de sizleri kutluyorum. Sizinden konuştuk. Siz ne diyeceksiniz? Kübra Nur Koper, Sosyal Hizmet 2. sınıf. Arkadaşlarımla birlikte böyle bir proje gerçekleştirdik. Daha 2. sınıftan alana çıkarak insanlar için bu tarz şeyler yapabilmek önce bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Sonra onları çok mutlu ediyor. Hem okulumuz adına hem bölümümüz hem de kendi adımıza
Hem gururluyuz hem de mutluyuz. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, siz ne söyleyeceksiniz? İsmim Merve Güler, Sosyal Hizmet 2. sınıf öğrencisiyim. Bu projeyi yapmakla amacımız işte ailelerle ilgili iletişim ve etkileşimi sağlanmasına, sosyal dostluğun sağlanması açısından gerçekten önemli bir projeydi bizim için. Kur'an ve yaklaşımları dersini amacıyla gerçekleştirdik. Gerçekten aileler arasındaki sıcak ve samimi ilişkileri gördüğümüzde bu projenin başarıyla gerçekleştiğini görünce biz de mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim. Adım Pınar Sercan. Hocamızın önderliğinde yaptığımız bu projede amacımızı gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Aileler ve hastaların ortaklaşa böyle bir piknikte yer almaları hem biraz da olsa sıkıntılarını hafifletmek amacındaydı. Güler yüzlerini görüyoruz. İnşallah amacımız gerçekleşmiştir. Hocamıza ve grup arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.